Merhabalar, D vitamini konusunda yeteri kadar kafanızın şişirildiğini biliyorum. Covid-19'a da bağlantısı konusunda videoları izlemişsinizdir. Fakat çok yeni bir çalışmadan bahsedeceğim size. Buradaki çalışma ileriye dönük bir çalışma. Yani Covid-19 pozitif olan hastaları almışlar ve bu hastaların D vitamini düzeyleri düşük olduğu saptanmış ve hafif veya belirti göstermeyenler. Yani bizde eve gönderilenler. Şu anda belki bu videoyu izleyen COVID pozitif olanlar da vardır. Ve genelde bunların D vitamini düşük olduğunu biliyoruz zaten. Bakın düzeyler için rakamdan çok hoşlanmıyorum ama 8.6-9.5 gibi bir değerleri var. Ki normaldeki D vitamini değerinden çok çok düşük. Gördüğünüz üzere bu grupta D vitamini düzeyinin düşük olduğu zaten belli ve bilinen bir gerçek. Şimdi ne yapmışlar? Madem bunlar COVID pozitif. Madem D vitamini eksik, o zaman biz bu kişilere D vitamini verelim, bakalım COVID virüsünden kurtuluyorlar mı? Ve durum şu şekilde ortaya çıkıyor. D vitamini alanlarda bir haftada %62'inde virüs kovalanıyor vücuttan, almayanlarda ise %20. Yani 3 katı kadar bir yükseklik var. Küçük bir grup ama çok kayda değer bir çalışma bu. D vitamini düşük olanlarda biliyorsunuz ölüm riski normal olanlara göre tam 10 kat fazla. Çok, çok ciddi bir durum bu yani. Bir de önemli bir nokta var. O da şu. Bu çalışmalar ve D vitamini konusu yeteri kadar toplumda haber kanalları tarafından ilgi görmüyor. Çünkü neden? Çünkü ortada ciddi bir pazar var. Pahalı ilaçlar var. Pahalı aşılar var. Belki bu küçük basit takviye ile bile oldukça önemli aşamalar elde edilebilir. Ben her zaman için bilimden yanayım ama bu tip şeylerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki D vitamini kullanacağız da nasıl kullanacağız? Öyle janjanlı bir ilaç kullanmaya hiç gerek yok. Bakın D vitamini damla 9.8 TL gibi bir rakamda. 25 damlası da 1 mililitre 3300 ünite ediyor. Biliyorsunuz bunu süt ve zeytinyağla tüketmek daha iyi. Dolayısıyla günde 25 damla yeterli. Peki ilaç dolabınızdaki o multivitaminleri ne yapacağız? Hemen arkasına bakacaksınız. En az 1000 ünite 25 mikrogram olmalı ki o bile düşük. 75 mikrogram olması gerekiyor. Zaten multivitamin tuzağında da böyle bir şey var. Hiçbirisi yeterli dozda değil. Hemen küçük bir ekleme yapalım çinkoya. Çinko akciğer hücresinin membranlarını koruyor ve dolayısıyla akciğer enfeksiyonlarında yararlı, COVID'de de yararlı ve aynı zamanda antiviral kesinleşmiş, kanıtlanmış koruyucu özellikleri var. Dolayısıyla çinko konusunda da bir biliyorsunuz destek tedavisi söz konusu olabiliyor. Hemen çok uzatmadan, detaylara girmeden günlük 40 mg çinko almanız yeterli. Magnezya zinc diye Türkiye'de satışta olan bir tablet var. Gördüğünüz gibi 25 liranın çok az üzerinde bir fiyatı sahip ve bu 50 mg'lık bir tablet. Yani bunu gün aşırı alsanız bile bir müddet sonra birikerek yeterli düzeye ulaşır. Peki diyeceksiniz C vitaminini unuttum mu? Hayır, tabii ki unutmadım ama C vitamini konusundaki yaklaşımım gayet açık. C vitaminini lütfen besinleri yeteri kadar ve dikkatli bir şekilde tüketerek alınız. Evet efendim, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.